Yenilmez. Bölüm 11, 1. dereceye nasıl ilerlediniz? Huang Wei 10. seviyeden dövüş ruhuna sahip olsa bile. Babamın hareketi onun için fazla taraflı. Suyan tatminsiz bir şekilde şunları söyledi. Yılın klan toplantısının sonunda Longumuz gerçekten olabilir mi? Suyan'ın gözleri kırmızıya döndüğünde sözler burada durdu babamla konuşacağım. O anda Huang Peng öfkeyle ayağa kalktı ve şunları söyledi. Gerek yok baba. Huang Xiaolong aniden şunları söyledi. Büyük babayı aramaya gerek yok. Huang Peng ve Suyan oğullarına bakmak için döndüler. Huang Peng tam bir şey söylemek üzere ağzını açtığında oğlunun vücudunda bir savaş kesinin parlak ışıltısını gördü. Savaş kisi mi? Savaş kisinin dışa yansıması mı? Bir anlığına sersemleyen Huang ve Suyan. Yüzlerinde inanamayan bir ifadeyle şaşkınlıkla ağzından kaçırdılar. O halde savaş kisinin dışa yansıması. Birinci düzen savaşçısı Huang Peng ve Suyan'ın aklına bir düşünce geldi. Savaş kisini başarılı bir şekilde yoğunlaştırıp savaş kisini dışarıya yansıtamasa bile, kişi yalnızca birinci düzen savaşçısına ulaşıldığında savaş kisini vücudun dışına yansıtabilir. Ziya Olong sen, birinci dereceye ilerlemiş olabilir misin? Huang Peng titreyen bir sesle sordu. Buna kendi gözleriyle tanık olmasına rağmen inanmaya cesaret edemiyor çünkü bunun bir yanılsama olduğu ortaya çıkabilir. Doğru baba, anne, ben zaten birinci dereceye ilerledim. Huang Xiaolong başını salladı. Gücünün bir kısmını açıklamaya karar verdiği klan meclisi ile ilgili konularda ebeveynlerinin endişelenmeye devam ettiğini görmek istemiyor. Oğullarının onayını duyan Huang Peng ve Suyan sonunda önlerindeki gerçeğe inanırlar. Joy yüzlerini ele geçirdi. Özellikle de Suyan şaşkınlık ve heyecan yaşadıktan sonra koşarak Huang Xiaolong'a sarıldı. Harika, oğlum sonunda birinci düzene yükseldi. Suyan'ın yüzünden sevinç gözyaşları aktı. Suyan oldukça şehvetli bir kadın o kadar sıkı sarıldı ki Huang Xiaolong boğulacakmış gibi hissetti. Sonunda büyük zorluklarla kurtulmayı başardı. Sadece First Order bu kadar yaygara çıkarmaya gerek var mı? Huang Xiaolong, kalbinin içinde üzgün bir şekilde düşündü. Ancak Huang Peng ve Suya'nın ona olan sevgisini gerçekten hissedebiliyor. Huang Peng ve Su Yan bir süre sonra sevinçlerinden ve heyecanlarından yavaş yavaş sakinleştiler. Ziya Olong. Birinci düzene nasıl ilerledin? Huang Peng. Huang Olong'un 7. sınıf dövüş ruhu yeteneği ile birinci düzene ilerlemenin en az bir yıl kadar süreceğini düşünerek kalbindeki şüpheyi dile getirdi. Suyan da oğluna soru sorarcasına baktı. Belli ki onun da bazı şüpheleri vardı. Huang Xiaolong, Huang Peng ve Su Yan'ın şaşkın bakışları altında konuşmak yerine göğsünden iki parlak kırmızı meyve çıkardı. Meyvenin parlak kırmızılığı insanın gözünü kamaştırıyor. Bu, bu Yang meyvesi mi? Huang Peng ve Su Yan şaşkınlıkla bağırdılar. Evet. Huang Xiaolong güldü. Bir ay önce tesadüfen dağın arka tarafındaki bir vadide buldum. İçinde toplam beş meyve vardı. Üçünü yuttum. Aslında başlangıçta beş parça yang meyvesi vardı ama Huang Xiaolong yalnızca bir tane aldı. Üç meyve yuttum. Huang Peng ve Su Yan birbirlerine baktılar. Sonunda oğullarının birinci düzeni ilerlemesinin gerçek sebebini anladılar. İyi. Ha ha, Ziyaolong beklenmedik bir şekilde çok iyi bir şansın var. Yang meyvesi harika bir meyvedir. Faydaları büyük babanızın Huang Wei için satın aldığı Lei kalp otuyla kıyaslandığında hiç de az değildir. Huang Peng neşeyle güldü. Bu aynı zamanda gelecekteki uygulamanız için de faydalıdır. Suyan bile kulaktan kulağa gülümsüyor. Baba Anne, bu iki parça yang meyvesi. Her biriniz birer tane YouTube yetiştirin. Huang Xiaolong şunları söyledi. Huang Peng ve Suya'nın gülümsemesi yüzlerinde sertleşti ve reddetmek üzereyken Huang Xiaolong araya girdi. Zaten üç meyve aldım. Daha fazlası onu israf etmekten başka bir işe yaramayacak ve bana daha fazla fayda getirmeyecek. Annemle babamın bunu alması daha iyi olur. Huang Peng ve Su Yan artık hiçbir şey söylemiyor. Birkaç dakika sonra Huang Peng onaylayarak başını salladı. İyi. Huang Xiaolong'un elinden iki parça yang meyvesini alarak. Onlara bakarak derin bir nefes aldı ve kalbindeki heyecanı bastırmaya çalıştı. Bir yıldan fazla bir süredir altıncı düzenin sonlarında takılıp kaldı ve bu yang meyvesi parçasıyla. iki ay içinde altıncı düzenin zirvesine ulaşmayı başardı. Aslında onun bu yang meyvesine gerçekten ihtiyacı var. Avucundaki yang meyvesine bakan suyanın ifadesi Huang Peng'inkinden farklı değil. Bu Yang meyvesi parçasıyla onun altıncı sıraya ilerlemesi için umut var. Ziya Olong, birinci düzene geçişin hakkında, şimdilik başkalarının bilmesine izin verme. Huang Peng, biraz netlik kazandıktan sonra oğluna şöyle dedi: Yang meyvesini yuttuktan sonra birinci dereceye geçiş yapmış olsanız da, yine de pratikte çaba göstermeniz. Yıl sonuna kadar birinci derecenin ortasına ulaşmaya çalışmanız gerekiyor. Huang Peng'e göre, oğlu birinci düzenin ortalarına ulaştığı sürece, Huang ve o sırada birinci düzenin sonlarında olsa bile, oğlunun her iki elini de sakatlamak zordur. İlk düzenin ortası ile ilk düzenin sonları arasındaki fark ihmal edilebilir düzeydedir. Baba, anne. Emin ol seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Huang Xiaolong şunları söyledi. Huang Peng ve Su Yan bu sözlerle rahatladılar. Kısa bir süre sonra Huang Xiaolong, Doğu avlusu salonundan küçük avlusuna geri döndü ve doğrudan antrenman moduna geçti. Üçüncü odere ilerledikten sonra, çift başlı dövüşçü ruhlarının yeraltı dünyasının ruhsal aurasını abzurbe etme hızı yeniden arttı. Vücudunun içindeki savaş kisi daha da güçlü hale geldi. Neredeyse her gün vücudunun içindeki savaş kisi daha kalın ve daha güçlü hale geliyor. Huang Xiaolong'un yaşadığı küçük avlu. Huang klan malikanesinin en doğu kısmında yer almaktadır. Bu nedenle ebeveynleri ve kız kardeşi Huang Min dışında nadiren kimsenin geçmesi Huang Xiaolong'un pratik yapması için daha uygundur. Huang Xiaolong gece gündüz demeden çılgınca pratik yaparken savaş kisi ve iç gücü katlanarak arttı. Üçüncü derecenin başlarında zirve, üçüncü düzenin ortası, üçüncü düzenin ortasında zirve. Üçüncü düzenin sonları. Üç ay geçtiğinde, Huang Xiaolong'un savaş kisi üçüncü düzenin sonunda zirveye ulaştı. Her an dördüncü düzene geçebilir ve yılın klan toplantısının sonuna sadece iki haftadan az zaman kaldı. Ancak dördüncü derece bir ayrım çizgisidir. Dördüncü derecenin bariyeri önceki ikinci ve üçüncü seviyeye göre çok daha kalındır. Zorluk kıyaslanamaz. Huant Klan Malikanesinde, 3. derecenin sonlarında zirvede sıkışıp kalmış ve 4. dereceye geçemeyen 7. derece. Dövüş ruhlarına sahip öğrenciler var. Hatta 8. derece dövüş ruhlarına sahip olanlar bile ilerlemeden önce 3. derecenin sonlarında zirvede bir yıldan fazla zaman harcıyorlar daha öte. İki hafta hızla geçti. Yaklaşan Klan Meclisi ile birlikte Huang Klan Malikanesi canlı, şenlikli bir atmosfere sahip çünkü Klan Meclisinin Yeni Yıl Festivalinden iki gün sonra tüm Huang Klan Malikanesi cömertçe dekore edildi. Huang Klan Malikanesinin geri kalanının aksine, Huang Ziaolongun küçük avlusu kasvetli ve yalnız görünüyordu. Sadece sessizlik vardı. Yarın yıllık klan toplantısı var. Huang Xiaolong. Bir düzine günden fazla süren ağır kefaret sonrasında odasından ayrıldı ve sonunda üçüncü düzenin. Sonlarında zirvedeki dar boğazın üstesinden geldi. Görünüşe bakılırsa dördüncü düzene geçmesi biraz zaman alacak. Huang Xiaolong küçük avludan çıktı. Yarın klan yıllık toplantısı var. Duydunuz mu? Bu kez yaşlı malikane lordu sahneye çıkacak. Bu yıl genç Lord Huang ve dövüşçü ruhlarını uyandırdıktan sonra ilk kez klan toplantısına katılıyor. Tabii ki yaşlı malikane lordu da toplantıya katılacak. Sadece bu da değil, yaşlı malikane lordunun Li ailesinin eski patriğini bile davet ettiğini duydum. O halde Bu Li ailesinin eski patriğinin geleceği anlamına mı geliyor? Li ailesi ve Huang klanı malikanesi, Canglan ilçesinin ana güçleri olarak kabul edilir. Li ailesinin eski patriği Li Mu ve Huang Xiaolong'un büyük babası Huang Qi de arasındaki ilişki her zaman iyi olmuştur. Bölüm 12: Yıllık klan toplantısı başlıyor. Bu yılki klan toplantısı, Büyük Baba Huang Ki'de, Li ailesinin eski patriği Li Mu'yu bile davet etti. Gerçekten çok fazla çaba ve düşünce harcadı. Huang Xiaolong kendi kendine düşünüyor. Büyük babanın Li ailesinin eski patriğini davet etmesinin nedeninin o kadar basit olmadığına inanıyor. Doğu avlusunun salonuna giden yol boyunca fenerler ve renkli pankartlar süslenmişti. Meşgul muhafızlar ve hizmetçiler Huang Xiaolong'un yanından geçtiğini gördüklerinde hemen durup, selam verdiler. Genç Lord Xiaolong. Huang Xiaolong yürürken başını salladı. Ancak yol boyunca arkasındaki gardiyanların ve hizmetçilerin tuhaf bakışlarını hissedebildi. Öyle görünüyor ki Huang Wei'nin Huang Xiaolong'un kollarını sakatlama niyeti gardiyanların ve hizmetçilerin kulaklarına ulaştı. Huang Xiaolong doğu avlusuna ulaştı. Ana salonun içinde hem Huang Peng hem de Suyan mevcuttu. Baba, anne, Huang Xiaolong ana salona girerken bağırdı. Xiaolong, buradasın. Suyan, Huang Ziyaolong'u yanına oturttu ve sordu. "Yarın klan toplantısı var. Antrenmanların nasıl gidiyor?" Diğer taraftaki Huang Peng de Huang Ziyaolong'a bakıyor. Huang Ziyaolong küçük bir kahkaha atarak şunları söyledi. "Baba, anne, endişelenme. Yarın kesinlikle seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Beklenmedik bir şekilde Cezası biter bitmez suyan şaşkınlıkla neredeyse yüksek sesle bağırdı. Ziya Olong. Birinci düzenin ortasına kadar ilerledin mi? Suyan, kendine olan güveninin birinci düzenin ortalarına kadar yaptığı atılımdan kaynaklandığını düşünüyordu. Huang Peng o anda gülmeye başladı. Güzel oğlum, gerçekten babamı hayal kırıklığına uğratmadın. Huang Xiaolong ebeveynlerinin sözlerini duyduğunda gülümsemesini dizginledi. Yıllık klan toplantısı öncesinde birinci derecenin ortasına ilerlemek ebeveynlerinin ondan en büyük beklentisi olabilir mi? Baba, gardiyanlardan bu yılki yıllık klan toplantısına, Li ailesinin eski patriği Li Mu'nun geleceğini duydum. Huang Xiaolong konuyu değiştirerek sordu. Huang Peng başını salladı. Bu seferli ailesi eski patri dışında torunu Li Lu'yu da getirdi. Torunu Li Lu mu? Huang Xiaolong biraz şaşkına döndü ve şaka yollu bir şekilde şunları söyledi. Yaşlı Patrik Li torununu çöp çatanlık için getirmiş olamaz değil mi? Ancak Huang Peng ciddi bir şekilde cevap verdi. Büyük babanız ve eski Patrick Lee'nin amacı budur. Klan toplantısı bittikten sonra Huang Wei ve Li Lu nişanlanacak ve gelecekte Li ailesi ve Huang klanı kayınpeder olacak. Huang Ziyaolong boş kaldı. Li Lu'nun yeteneğinin oldukça iyi olduğuna dair söylentiler var. Onun ki birinci sınıf dokuzuncu dövüş ruhu. İlahi kara kılıç. suyan ekledi. 9. derece dövüş ruhları arasında en üst sırada yer alan ilahi kara kılıç. Huang Xiaolong bir an şok oldu çünkü Li Mu'nun torunu Li Lu'nun dövüş ruhunun ilahi kara kılıç. Olması beklenmedik bir durumdu. Dövüş ruhu dünyasında farklı dövüş ruhları türleri vardır hayvanlar, silahlar, bitkiler ve hatta yıldırım, rüzgar su ve ateş gibi doğa savaş ruhlarına sahip insanlar bile vardır. Ve ilahi kara kılıç, dövüş ruhlarının birçok silah türünden biridir. Tabii ki, dövüş ruhları dünyasındaki dövüş ruhlarının çoğunluğu canavar formunda mevcut. Örneğin Huang Kvi'nin üç gözlü kara kaplanı. Huan Kaytın altı kanatlı altın maymunu ve Huang Xiaolong'un çift başlı yılanı. Kısa bir süre sonra Huang Xiaolong küçük avlusuna döndü ve Asura taktiklerini uygulamaya devam etti. Yavaş yavaş gece çöktü. Huang Xiaolong arka dağdaki bir tepenin üzerinde duruyordu. Bir santim bile hareket etmiyordu ama pratik yapmıyordu. Bunun yerine önündeki uçsuz bucaksız denize bakıyordu. Aslında Huang Wei konusunda Huang Xiaolong gerçekten rahatsız değil. Arkasında süzülen çift başlı yılan dövüş ruhlarını serbest bırakan Huang Xiaolong. Üçüncü düzene ilerledikten sonra dövüş ruhlarının ne kadar güçlü olduğunu ve bunu hissedebilen tek kişinin kendisi olduğunu açıkça hissedebiliyor. Görünüşe göre dövüş ruhlarım hakkında bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğimi görmek için kütüphaneye bir gezi yapmam gerekiyor. Huang Xiaolong kendi kendine mırıldandı. Ancak Huang clan malikanesinin kütüphanesi yalnızca dördüncü düzene ulaşmış olanların girmesine izin veriyor. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede dördüncü düzene ulaşması gerekiyor. Ay ışığı Huang Ziyaolong'un yerdeki küçük gölgesini uzatıyor. Işık gökyüzünü aydınlatırken karanlık yavaş yavaş kayboluyor. Huang Ziyaolong'un figürü hızla Huang Klan malikanesine doğru ilerliyor. Klanın yıllık toplantısı nihayet başlıyor. Klanın yıllık toplantısı başlamak üzere. Huang Klan malikanesine dönüp doğrudan doğu avlusuna doğru ilerledi anne babası, Huang Peng ve Su Yan onun geldiğini görünce pek bir şey söylemediler. Üçü daha sonra ana girişe doğru yürüdüler. Ana Fuaye, dövüş tapınağının iki katı büyüklüğündedir ve bin kişiyi rahatlıkla barındırabilir. Ana Fuaye'nin önünde bir dövüş sahnesi vardır ve Huang Klan malikanelerinin büyükleri ve Hizmetçileri için dövüş sahnesinin çevresine sandalyeler dizilirken öğrenciler yalnızca arka alanın açık alanında durabilirler. Huang Peng ve Suyan Huang Ziya Long ile birlikte içeri girdiğinde yaşlıların ve hizmetçilerin çoğu zaten oradaydı. İkinci Malikane Lordu. İkinci Malikane Lordu. Yaşlılar hizmetçiler ve öğrencilerden oluşan grup hemen Huang Peng'i selamladı. Huang Peng başını salladı. Suyan ve Huang Xiaolong onu takip ederek masa ve sandalyelerin önüne gelip oturdular. Oturan Huang Xiaolong, soğuk bir bakışın kendisine baktığını hissetti. Kaynağı bulmak için başını kaldırdı ve karşısında oturan Huang Vi'yi gördü. O anda gözleri buluştu Huang Wei'nin bakışları kibirli, küçümseyici, kışkırtıcı ve kayıtsızdı. Huang Wei'nin yanında, sonsuza dek ifadesiz, ifadesiz yüzüyle Huang Ming oturuyor. Huang Peng otururken Huang Ming'i selamlamadı. Kuzey avlu olayından bu yana ikisi, kardeşlerinden aynı yolda seyahat eden yabancılara kadar artık birbirleriyle konuşmuyor. Üçünün gelmesinden kısa bir süre sonra dış salondan içten bir kahkaha duyuldu. Kahkaha sesini duyan salondaki herkes hızla ayağa kalktı. Huang Xiaolong. Yukarıya baktığında büyük babası Huang Kide'nin kahkahalarla dolu bir yüzle salona doğru yürüdüğünü ve büyük babasının yanında kafası gümüşü beyaz saçlarla dolu. Aynı yaşlarda olan, neşeli yaşlı bir adamın olduğunu gördü. Huang Xiaolong bunun ne olduğunu hemen anladı. Eski Patrikli, Limu, Limu'yu yakından takip eden iki örgülü ve merakla etrafta dönen parlak yuvarlak gözlere sahip. Sevimli bir kız var. Eski Malikane Lord'u. Eski Patrikli. Orada bulunan herkes hızla selamladı ve ardından Huang Ming. Huang Peng ve Su Yan yukarı çıktılar. Baba, eski patrikli, büyük baba, eski patrikli, Huang Wei ve Huang Xiaolong da arkadan takip ederek yukarı çıktılar. Huang Qi de kıkırdadı ve başını salladı. Ardından Huang Wei'yi işaret ederek Li Mu'ya şöyle dedi. Bu benim torunum Huang Wei. Ama Huang Ziaolong'dan bahsetmeden sadece Huang Wei'yi tanıttı. Limu Mu, Huang Wei'ye yukarıdan aşağıya baktı ve takdir dolu bir bakışla şunları söyledi. Fena değil, iyi. Kardeş ki de, torununun iki aydan daha az bir sürede birinci düzen savaşçısını başarılı bir şekilde aştığını duydum. Benim ilk düzeni aşma zamanım geldiğinde 5 aydan fazla kullandım ah. Huang Qi de bunu duyduğunda gürültülü bir şekilde güldü. Limu kardeş. Lütfen tavsiyede bulun ve gelecekte ona göz kulak ol. Gelecekte elbette öyle. Limu güldü. Bir süre sonra herkes yerlerine döndü. Ardından, Baş temizlikçi Chen Ying ayağa kalktı ve yıllık toplantı programını incelemeye başladı. Bitirdikten sonra dönüp Huang Kide'ye baktı ve Huang Kide'nin başını salladığını gördü ve yüksek sesle ilan etti. Yıllık klan toplantısı başlıyor. Chen Ying'in açıklaması sessiz bir salonda toplandı. Önceki yılların kurallarına uyarak. Bu yıl genellikle dövüş ruhunu uyandıranlar sahneye ilk çıkanlar oluyor. Herkes Huang Wei'ye bakmaktan kendini alamadı. Herkes yaşlı malikane Lord'unun bu yılki klan toplantısına katılma amacını biliyor. Huang Wei'nin kaderinde ana ilgi odağı olmak var. Huang Wei. Git ve 5 aylık çabanın sonucunu göster. Başarını herkes görsün. Huang Qi'de gözleri cesaret dolu bir şekilde torunu Huang Wei'ye şöyle dedi. Evet büyük baba. Huang Wei ayağa kalktı ve yüksek sesle ağladıktan sonra dövüş sahnesinin ortasına atladı. Dövüş sahnesinin tepesine inen Huang Wei. Savaş kisini ve dövüşçü ruhlarını tamamen serbest bırakarak egzersiz yasasını yürütürken üç gözlü kara kaplan oldukça güçlü bir aura yayarak arkasında süzülüyordu. İlk derecenin sonlarında zirve. Huang klan malikanesinin büyükleri. Huang Wei tarafından yayılan savaş ki aurasını hisseden hizmetçiler ve öğrenciler. Kargaşa yaratarak büyük ölçüde şok oldular. Sadece 5 ay gibi kısa bir süre boyunca savaş kisi pratiği yapmasına rağmen Huang Wei birinci düzenin sonlarında zirveye ulaştı. Not. Kardeşlerden aynı yolda seyahat eden yabancılara, yakın, samimi bir ilişkiden, aynı yolda seyahat eden ve gerekmedikçe birbirinizle konuşmadığınız yabancılar olmaya kadar. Bölüm 13, Baban seni tanıyamayacak kadar vur. Birinci derecenin sonlarındaki zirve. Limon'un Huang Wei'ye bakışı da aynı derecede şaşırmıştı. Orijinal görüşüne göre Huang Wei 10. derece dövüş ruhuna sahip olmasına rağmen en fazla 5 ay içinde 1. derecenin sonlarına ulaşabilir. Ancak şu anda 1. derecenin sonlarında bir zirve olan Huang Wei'ye baktığımızda görünüşe göre istediğiniz zaman 2. dereceye geçiş Huang Wei'nin ona verdiği bu sürpriz hiç de küçük değil. Başlangıçta nişanla ilgili hala bazı şüpheleri vardı ama şimdi sahnede Huang Wei'ye baktığında tüm şüpheleri ortadan kalktı ve daha da tatmin oldu. Limu'nun ifadesini gözlemleyen Huang Qi de kendinden hoşnut hissetti. Bu beş ay içinde torunu Huang Qiyi eğitmek için her türlü çabayı gösterdi ve torunu Tıpkı Limu gibi. Sahnede Huang Wei'ye baktıkça onu hayal kırıklığına uğratmadı. O kadar memnun ve tatmin oldu. Hem Huang Peng hem de Su Yan giderek daha fazla endişelenirken. Huang ve aslında birinci düzenin sonlarında zirveye ulaştı. O zaman oğullarına daha sonra ne olacak? Sahnede duran ve sahne etrafındaki şok fısıltıları dinleyen Huang Wei daha da gururlandı ve o anda ağzını açtı ve Huang Kide'den şunu istedi. Büyük Baba, Olong'un bu birkaç aydır çok çalıştığını duydum. Ben Olong'la dövüşmek istiyorum. Orada bulunan herkes bunu duyduğunda ifadeleri heyecan ve beklenti renkleriyle dolduğunda her çift göz Huang Ziaolong'a çevrildi. Huang Qi de şaşırdı ama onaylayarak başını salladı ve bir gülümsemeyle şunları söyledi. Tamam, sadece öğrenmek için tartışıyoruz. Aşırıya kaçma. Huang Ziaolong'un ifadesi sakindi. Eğer dövüş ruhu gerçekten yedinci sınıfsa... Bu onun 5 ay gibi kısa bir süre içinde birinci dereceyi ilerleyemeyeceğinin garantisidir ve sahneye çıkmak yalnızca aşağılanmayla sonuçlanacaktır. Huang Qi de, Huang Xiaolong'un aşağılanacağını gayet iyi bildiği halde yine de Huang Wei'nin isteğini kabul etti. Huang Qi de, Huang Xiaolong'un duyguları hakkında hiçbir düşünceden kaçınmadı. Büyük babasının kabul ettiğini duyunca Huang Ziaolong'a bakmak için döndü ve alaycı bir şekilde şunları söyledi. Ziaolong, buna ne dersin? Yukarı çıkmaya cesaretin var mı? Merak etme, sana engelli vereceğim ve iki elimi de kullanmayacağım. Huang ve göz kamaştırıcı bir şekilde gülümsedi. Ziaolong Huang Peng ve Suyan endişe yıl Huang Xiaolong'a baktılar ve Huang Xiaolong endişelenmelerine gerek olmadığını belirterek başını salladı. Yavaşça sakin bir yüzle ayağa kalktı ve Huang Wei'nin tam önünde durarak dövüş sahnesine doğru yürüdü. Huang Xiaolong'a bakan göz bebeklerinde acımasız bir coşku parladı. O sırada diz çöküp bana yalvarmadığın için üzgün değil misin? Huang Xiaolong kayıtsız bir bakışla şunları söyledi. Çok fazla saçmalıyorsun. Tam Huang Wei öfkeyle karşılık vermek üzereyken. Huang Xiaolong aniden dövüş sahnesinin diğer ucuna döndü ve büyük babası Huang Kide'ye baktı. Büyük baba, yıllık klan toplantısı kurallarına göre. Fikir tartışması sırasında diğer insanlar müdahale etmesine izin verilmiyor. Değil mi? Huang Qi de bir anlığına boş boş baktı. Huang Ziyaolong'un bu soruyu sormasındaki amacını anlamadı ancak yine de başını salladı ve şöyle dedi. Bu doğru. Herkes Huang Ziyaolong'un sorusunun nedenini merak ederek sersemlemiş haldeyken Huang Ziyaolong Aniden Huang Wei'ye baktı ve sırıttı. Birazdan baban seni tanıyamayacak hale gelene kadar vuracağım. Herkes bunu duyunca şaşkına döndü ve gülümseyerek başlarını salladı. Huang Kide'nin yanında oturan Limu gülümsedi ve şöyle dedi. Kardeş Kide, torununuz delirdi mi? 7 derece dövüş ruhlarına sahip olan kişi Huang Xiaolong değil mi? Gerçek bir güce sahip olmadan bu kadar kibirli davranmak. Böyle çocukları sevmiyorum. Huang Ki de yaşlı yüzünün biraz parıltısını kaybettiğini hissetti. Bakışlarını Huang Peng'e çevirerek utangaç bir kahkaha attı. Sanki utanmasın diye önemli olaylar sırasında gelecekteki sorunları önlemek için ikinci oğluna Oğlunu iyi disipline etmesini hatırlatmak iyi olurmuş gibi görünüyor. Cehaleti ile kılan. Huang Wei yüksek sesle kıkırdadı. Ne dedin? Yanlış mı anladım? Babam beni tanıyamayacak hale gelene kadar bana vurmak mı istiyorsun? Tam sözleri bittiğinde Huang vi’yi şok eden bir silut parladı. Şokla açılmış gözlerinin hemen önünde sol gözüne devasa görünümlü bir yumruk çorabı çarptı. Ne yazık ki kaçmak için artık çok geçti. Konuşmak üzereyken devasa görünen yumruk sol gözüne çarptı ve acı içinde yüksek sesle inlemesini, geriye sendelemesini, gözlerinde altın yıldızlar dönmesine neden oldu. Huang Clan malikanesinin Huang Ziaolong'u hedef alan akrabalarının dövüş sahnesindeki kahkahaları ve alayları anında kesildi. Şaşkın gözler dövüş sahnesinde acı içinde bağıran Huang Wei'ye baktı. O anda kaşlarını çatan Limu şunları söyledi. Bu kadar küçük bir yaşta olmasına rağmen gizlice saldırı yapmayı çoktan öğrenmiş. Büyüdüğünde kesinlikle uğursuz bir kötü adam olacak. Huang Ziyaolong'a bakan Huang Kide'nin kaşları da kırıştı. Sen bana vurmaya cesaretin var mı? Sahnede Huang ve Huang Ziyaolong öfkeyle saldırdı. Sol eli artık sol gözünü kapatmıyordu ve sol gözünün üzerinde tıpkı bir panda gibi siyah bir daire ortaya çıkıyordu. Huang Ziyaolong hiçbir şey söylemedi ve silüeti ikinci kez parlayıp Huang Wei'nin tam önünde belirdi. Yumruk sağ taraftaki gözüne nişan aldı. Boom! İkinci yumruk hedefi vurdu. Huang Wei var gücüyle çığlık attı. Büyük baba Li Mu'nun yanında oturan Li Lu. Huang Wei'nin panda gözlerine baktığında artık kahkahasını kontrol edemedi. Büyüleyici bir kahkaha ana fuayede yankılandı. Yüzünde iki sevimli gamze belirmişti. Lirmu döndü ve torununa sert bir bakış attı. Lilu, köpüren kahkahasını tutmak için elinden geleni yaptı ve yorucu çabası. Güzel yüzünde açıkça görülüyor. Sahnenin altındaki herkesin yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Huang Xiaolong, seni öldüreceğim. Huang Wei'nin öfkesi sonunda patlak verdi ve yüksek sesle kükredi. Savaş kisini serbest bıraktı ve doğrudan Huang Xiaolong'un göğsüne doğru bir yumruk attı. Huang Wei'nin yumruğunun Huang Xiaolong'un göğsüne çarpmak üzere olduğunu gören Huang Peng ve Su, yanın kalbi tek atıyor ve endişeyle yüksek sesle haykırıyorlardı. Huang ve birinci düzenin son döneminin zirvesi olduğundan, yumruklarından biri bile Huang Xiaolong'un ince gövdesine inse buna nasıl dayanabilecek? Ancak podyumda oturan Huang Ki de, sahnede olup bitenleri önlemek için hiçbir şey yapmadı. Onun bakış açısına göre Huang Wei'nin Huang Xiaolong'a bir ders vermesine izin vermek iyi bir şey. Tam Huang Wei'nin yumruğu Huang Xiaolong'un göğsüne inmek üzereyken, Huang Xiaolong'un silueti aniden ortadan kaybolarak Huang Wei'nin saldırısından kaçındı. Daha sonra sağ eliyle yumruk oluşturdu ve savaş kisini bırakarak Huang Wei'nin sırtına saldırdı. Huang Wei bağırdı ve yüzüstü sahneye düştü. Savaş kisinin dışa yansıması Birinci dereceden savaşçı. Büyük salonda bir kargaşa vardı. Huang Ziaolong'a bakarken herkes şaşkına dönmüştü. Huang Qi de. Li Mu ve Huang Ming dahil buna inanmakta güçlük çekiyorlardı. Huang Ziaolong. 5 ay içinde birinci düzen savaşçısına ulaşmayı başardı. Aşağılanan Huang ve ayağa kalkmak için vücudunu yukarı doğru çevirdi. Yüzü diğerlerinin şaşkınlığına kıyasla öfkeden pancar kırmızısı. Kalbi ağzına kadar öfkeyle doldu. Kan kırmızısı gözleriyle aniden Huang Xiaolong'a saldırdı. Tek düşüncesi Huang Xiaolong'u sakat bırakmak. Hatta onu öldüresiye yumruklamak. Ölmek. Çılgın Huang Wei'nin ona doğru atılımını izlerken Huang Xiaolong'un gözlerinde sadece soğukluk vardı. Bu sefer kaçmayı planlamıyor. İki yumruğunu da göğsünün önünde konumlandırdı ve birinci düzenin son savaş ki miktarının zirvesini serbest bıraktı. Herkesin gözü önünde Huang Wei'nin yumruklarıyla kafa kafaya buluştu. Dört yumruk çarpışıyor. Bir, bank yankılandı ve Huang Wei sendeleyerek tekrar tekrar geriye adım attı. Huang Xiaolong ise geri çekiliyormuş gibi yaptı. Ne? Bu bu. Son birinci derecenin zirvesi. Huang klan malikanesinin büyükleri ve hizmetçileri. Huang Xiaolong'un birinci düzene ilerlemesinin şokunu henüz atlatamadılar. Şu anda hepsi koltuklarından ayağa kalkmış durumda. Huang Qi de, Li Mu ve Huang Ming de şok içinde ayağa kalktılar. Tavırlarını unutuyorlardı. Hem Huang Peng hem de Su Yan'ın gözleri oğullarına bakarken şaşkınlıkla iri iri açılmıştı. Oğullarının yetişimi birinci düzenin ortasında değil mi? Bir sonraki an, Huang Peng'in bu veledin içindeki acı acı gülümsemesi. Bunu gizli tutmak ona gerçekten çok acı çektirdi o bile oğlunun birinci düzenin sonlarında zirveye ulaştığını bilmiyordu. Not. 1. Yüzüstü düştü yazar aslında, bu çişi ifadesini yaktı. Huan yüz yüzüstü düşmesini ifade eden, köpek bokunu ye anlamına geliyor. 2. Parıltısının bir kısmını kaybettim itibarını kaybettim birazını. Bölüm 14, 2. Dereceden Savaşçı Birinci derecenin sonlarındaki zirve. Suyan, Huang Peng ile aynı ifadeye sahip ancak onunki şaşkınlıktan çok mutluluktu. Sahnedeki oğluna aniden buğulu gözlerle bakarken, bu çocuk, yüzüne bir gülümseme dokundu ve sonunda oğlunun ne olursa olsun onları hayal kırıklığına uğratmayacağını söylerken ne demek istediğini anladı. Görünüşe göre oğlu birinci derecenin sonlarında zirveye ulaşmış. Sanki korkacak hiçbir şey yokmuş gibi davranmasına şaşmamalı. Huang ve Huang Xiaolong tarafından geri itildikten sonra nihayet kendine geldi ve öfkeyle saldırdı. İmkansız. Bu mümkün değil. Birinci derecenin sonlarına doğru zirveye ulaşamayacak kadar ilerlemiş olmanız imkansız. 10. derece dövüş ruhlarına sahipti. Cennetin bir oğluydu ve bin yıllık Leirion kalp çimini aldı ve 5 aylık yoğun çabanın ardından. Ancak birinci düzenin sonlarında zirveye ulaşmayı başardı. Peki ya Huang Xiaolong? O sadece 7 dereceli bir dövüş ruhu. Huang Qi de, Huang Ming ve diğerleri de Huang Wei ile aynı şeyi düşünüyordu. O anda Huang Peng, Huang Kide'ye gitti ve şöyle açıkladı. Baba, dört ay önce Ziaolong, dağın arka tarafındaki bir vadide beş parça yang meyvesi buldu. Ne? Yang meyvesi mi? Huang Kide ve diğerleri büyük ölçüde şaşırdılar. Evet. Ziaolong üç parçayı yuttu. Kalan ikisi Su Yan ve bana verildi. Artık altıncı düzenin sonlarında zirvedeyim. Huang Peng başını salladı ve 6. düzenin sonlarında zirveye ulaşan savaş kisini serbest bıraktı. Yetiştirmek için üç parça yang meyvesi yuttum. Huang Qi de, kelimelerin onu yetersiz bıraktığı sahnede Huang Xiaolong'a suskun bir şekilde baktı. Orada bulunan herkese. Huang Ziyaolong'un birinci düzenin sonlarına doğru zirveye çıkmasının gerçek nedeni öğrenildi. Üç parça yang meyvesi ah! Her meyve parçası bir Leirion kalp otu sapıyla kıyaslanabilir. Ziyaolong'un bu kadar iyi bir servete sahip olmasını beklemiyordum. Bu iyi bir şey. Huang Qi de beceriksizce küçük bir kahkaha attı. Eğer bu üç parça yang meyvesi onun yerine Huang ve Yi'ye verilmiş olsaydı, o ikinci dereceye ilerlemiş olacaktı. Huang Qi de içten içe düşünüyor. Huang Kide'nin yanında oturan Li Mu bile Huang Ziaolong'un üç parça yang meyvesini emmesinin iğrenç olduğunu düşünüyor. Yavaş yavaş herkes şoktan kurtuldu ve yavaşça yerine oturdu. Sahnede. Huang Wei kıskançlıkla doldu ve nefret dolu bakışlarını Huang Xiaolong'a dikti. Demek şans eseri köpek pisliği ile karşılaştın ve üç parça yang meyvesi yuttun. Böylece birinci derecenin sonlarına doğru zirveye ulaştın. Huang Xiaolong sırıtarak şunları söyledi. Yani birinci derecenin sonlarında zirveye çıkmanızın nedeni bin yıllık Leirion kalp çimi değil mi? Huang Wei'nin yüzü utançtan kırmızıydı. Herhangi bir uyarı yapmadan ileri atılarak Huang Xiaolong'a yumruğunu doğrulttu. Huang Xiaolong telaşsızca yumruklarını kaldırdı ve doğrudan Huang Wei'nin gelen yumruğuna yumruk attı. Huang Wei'yi geri itti. Sonra yukarı sıçradı ve Huang Wei'nin karnına bir tekme attı ve tıpkı birkaç ay önceki Zhou Zidong. Gibi Huang Wei çığlık atarak geri uçtu. Yay şeklindeydi. Sonunda durması 7 ila 8 metre sürdü. Midesini tutan Huang Wei, sanki tüm iç organlarının yer değiştirdiğini hissetti. Aşırı acı nedeniyle gözlerinin kenarından yaşlar akıyordu. Huang Xiaolong, Huang Wei'nin önüne geldi. Güldü ve şöyle dedi: Beş ay önce klan toplantısı sırasında her iki kolumu da sakatlayacağınızı söylememiş miydiniz? Sözler biter bitmez Huang Wei'nin yüzüne bir ayak damgalandı. Huang Wei'den başka bir sefil çığlık daha çıktı. Her iki kolunu da mı sakatlayacaksın? Ana podyumda kaşlarını çatan Huang Qi'de. Bu meseleden haberi olmadığı için en büyük oğlu Huang Ming'e bakmak için döndü. Babasının sorgulayıcı bakışları karşısında bocalayan Huang Ming boynunu küçültüp saklanmaya çalışıyor. Bu sırada Huang Wei'nin sefil çığlığı tekrar çınladı. Bakmak için döndüğünde Huang Ming de Huang Ziaolong'un Huang Wei'nin yüzüne bir adım daha attığını gördü. Huang Xiaolong'u durdurmak için ağzını açan torununun daha önce sorduğu soru. Fikir tartışması sırasında başkalarının araya girmesine izin verilir mi? İstemeyerek de olsa, yüreğinde bir acı iziyle ağzını tuttu. Sonunda torununun sorusunun amacını anladı. Sonuçta Huang Xiaolong üç kez tekme attı. Huang Wei'nin ortalamanın üzerinde sayılabilecek orijinal yüzü sonunda domuz kafasına dönüştü. Oğlunun, tanınmayan Huang Ming yumruklarını sıkıca sıkıncaya kadar dövüldüğünü görünce, her zamanki donuk ifadesi yerini öfkeye bıraktı ve gözlerinde soğuk, keskin bir ışık parladı. Ah yaklaşık! Huang Xiaolong'un aralıksız üç tekmesi. Huang Weiyi tıpkı çılgın bir canavar gibi çılgına çevirdi. Yüksek bir kükreme çıkardı. Vücudunun etrafındaki savaş kisi endişe verici bir şekilde yükseldi. Huang Wei'nin vücudundan farklı bir aura fırladı. Bu ani değişiklik herkesi sersemlemiş, gözlerin geniş bir alana bakmasına neden olmuştu oğlunun yüzündeki ani değişikliği hisseden Huang Ming'in öfke ifadesi coşkuya dönüştü. Genç Lord Huang Wei'nin atılımı. İkinci düzen. Burası ikinci düzenin atmosferi. Huang Klan malikanesinin bazı büyükleri yüksek sesle haykırmadan edemedi. İkinci emir. İkinci düzene ilerleyen Huang Wei'nin bedeni etrafındaki savaş kisinin ani yükselişiyle. Huang Peng ve Su Yan bir kez daha gergin durumda. Huang Wei ikinci düzene doğru ilerliyor. Bu şu anlama mı geliyor? İyi iyi. Huang Qi de torunu Huang Wei'nin yüksek sesle güldüğünü görünce sevinçle bağırdı. Huang Wei bu yılki klan toplantısı sırasında beklenmedik bir şekilde ikinci dereceye yükseldi. Gerçekten hoş bir sürpriz. Birkaç adım geri çekilip yeni çığır açan Huang Wei'ye bakan Huang Xiaolong da biraz şaşırmıştı. İkinci düzen savaşçısı ha! Huang Xiaolong'un ifadesi sakindi. O anda Huang Wei yavaşça yerden kalktı. Her iki gözü de kan kırmızısı ölümcül bir şekilde Huang Xiaolong'a baktı. Vücudundaki güç ve savaş kisinin arttığını hissetti ve her kelimeyi vurguladı. Bir süre sonra diz çökmeni istiyorum aşağı in ve ayak parmaklarımı yala. Ancak bu şekilde daha önceki aşağılanma ve rezaletini ortadan kaldırabilir. Gerçekten mi? Huang Ziaolong kayıtsızlıkla cevap verdi öfkeyle çığlık atarak anında Huang Xiaolong'un önüne geldi ve her iki yumruğu da savaş kisi ile parlayarak Huang Xiaolong'a doğru yumruk attı. İkinci dereceye yükseldikten sonra sadece gücü artmakla kalmadı. Hızı da muazzam bir şekilde arttı. Huang Peng ve Su Yan, kalpleri ağızlarında yüksek sesle haykırmak üzereydiler ki, Aniden sahnede duran Huang Xiaolong. savaş kisi etrafında dönerken her iki yumruğunu da kaldırdı ve bir kez daha Huang Wei'nin yumruklarına çarptı. Pat! Huang Wei'nin figürü geriye doğru uçarken daha yüksek bir ses yankılandı. Ne? İmkansız! Bu nasıl olabilir? İkinci düzen savaşçısı. İkinci düzen savaşçısının savaş ki enerjisi. Sadece birkaç dakika önce yerlerine oturan Huang klanı malikanesi yaşlıları ve hizmetçileri. Bir kez daha şok içinde ayağa kalktılar. Huang Xiaolong'a bakarken yüzlerinde inanmayan bir ifade vardı. Gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Hem Huang Qi de hem de Limu da gözleri şokla açılmış bir şekilde ayağa kalktı. Bu, bu da ne böyle? Bu adamın köpek şansı biraz fazla değil mi? Huang Qi de oğlu Huang Peng'e bakmak için başını çevirdi. İki kat şok geçiren Huang Peng ise alaycı bir gülümsemeyle acı bir şekilde şunları söyledi. Baba, bu konuda ben de karanlıktayım. Oğlum ah oğlum. Oğlu gerçekten onu çok fazla endişelendirmişti oğlunun gerçek gücünün birinci derecenin sonlarında değil, ikinci derecede zirveye çıkmasını en çılgın rüyalarında bile beklemezdi. İkinci düzen, ikinci düzen, sahnede oğluna baktığında heyecandan vücudu titriyordu. O anda sahneye koşup oğluna sımsıkı sarılıp ağlama dürtüsüne kapıldı. Huang Peng'in kalbinde bir gurur dalgası oluştu. İkinci düzene ulaşmak için sadece 5 ay gelişim gösteren bu genç çocuk onun oğluydu. Huang Peng'in oğlu, Suyan, gözleri hafif kırmızı ve ifadesi kocasınınkiyle aynı şekilde olduğu yerde durdu. Hayır olamaz. Bu doğru olamaz. Bu doğru değil. Huang Wei sahnede delirmiş gibi çığlık attı sabit bir şekilde Huang Xiaolong'a baktı ve başını inkar edercesine salladı. Bölüm 15, Bir El Kayması Huang Wei'nin delilik hareketini izleyen Huang Xiaolong alay etti ve yavaşça ona doğru yürüdü. Huang Xiaolong'un gittikçe yaklaştığını gören, mırıldanan ve çılgınca çığlık atan Huang Wei aniden durdu. Bilinçaltında geri adım atarken gözlerinde korku belirdi. Ancak tam yenilgiyi kabul etmek isteyerek ağzını açtığında bir gölge bulanıklaştı ve Huang. Ziaolong'un yumrukları doğrudan yüzüne çarptı. Huang Wei sefil bir şekilde bağırdı ve geriye doğru sendeledi. Hedefe çarpan ilk yumruğun avantajını kullanan Huang Ziaolong daha da yaklaştı ve bir yumruk daha attı. Birkaç yumruktan sonra Huang Kui'nin kafası karışmıştı ve doğuyu, batıyı, kuzeyi veya güneyi ayırt edemiyordu. Yüzü daha da büyük bir domuz kafasına dönüştü. Oğlunun acınası sonunu izleyen sahnenin altındaki Huang Ming sonunda daha fazla dayanamadı. Babası Huang Kide'ye döndü ve şöyle dedi. Baba, görüyorsun, yapmamalı mıyız? Bir an tereddüt eden Huang Ki de şöyle dedi. Bu kadar yeter. Ziaolong. Huang Ziaolong. Büyük babası Huang Kide'nin sesini duyduğunda durmadan önce son bir ağır yumruk attı. Sen. Huang Ming öfkeyle baktı. Huang Ming'in öfkeli bakışını görmezden gelerek şöyle dedi. En büyük amca. Yeğeninin el kayması oldu. Lütfen beni affedin. Elin mirkaydı kaydı? Domuz kafasına dönüşen Huang Wei'ye ye baktığımızda herkesin yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Limu'nun yanında oturan Lilu artık kahkahasını tutamadı ve tatlı bir kahkaha sesi salonda ikinci kez yankılandı. Huang Kide'nin kaşları sahnede Huang Xiaolong'a bakarken çatıldı. Ağzını açtı ama sonunda hiçbir şey söylemedi. Huang Ziyaolong'un zaten hoşgörülü olduğunu ve Huang Wei'nin yaralarının sadece etten yara olduğunu söyleyebilirdi. Öte yandan Huang Ming öfkeden neredeyse kan tükürüyordu. O anda Huang Ming'in yanına doğru yürüyen Huang Wei'nin sesi hüzünlü bir şekilde hıçkırarak yeniden ortaya çıktı. "Baba, o bana vurdu. Gerçekten bana vurdu." parmağı Huang Xiaolong'u işaret etti. Yüzünden gözyaşları ve sümükler akıyordu. Sonuçta Huang ve Huang Xiaolong tarafından dövülen ve artık insana benzemeyen bir yüzle sonuçlanan 7 yaşında bir çocuktur. Huang klan malikanesinin yaşlıları ve hizmetçileri başlarını sallayarak Huang Ming'i son derece utandırdı. Huang Wei ve Huang Xiaolong arasındaki bu turdaki tartışma, Huang Wei'nin domuz kafasına benzemesiyle sona erdi. Toplantı diğer öğrencilerin tartışmalarıyla devam ediyor. Ancak Huang Wei ve Huang Xiaolong arasındaki kavga sırasındaki heyecanla karşılaştırıldığında, sonraki tartışma sönüktü. Birkaç saat sonra yıllık klan toplantısı sona eriyor. Herkes kalplerinin içinde sürekli iç çekerek ayrılırken bu yılki klan toplantısının sözde yıldızlı bir şakaya dönüştü. Şimdiye kadar kimsenin ilgilenmediği Huang Xiaolong ise en göz kamaştırıcı varlık haline geldi. Kuzey avlusu, ana salonda Huang Wei öfkeyle kükredi. Eğer Huang Xiaolong'un 3 Yang meyvesini yutarken köpek boku şansıyla karşılaşması olmasaydı, onun dövüş ruhu yeteneğini baz alırsak ikinci düzeni ilerlemesinin hiçbir yolu olmayacak. Kabul etmeyi reddettim. Huang Xiaolong, bunun bedelini gelecek yılın klan toplantısında sana geri ödeyeceğim. Kesinlikle intikamımı alacağım. Bu aşağılanmayı sana yüz kez geri vereceğim. Domuz kafasına benzeyecek şekilde dövülmüş yüzü sertti ve öfkeden buruşmuştu. Huang Ming ifadesiz bir şekilde orada oturuyordu ama zaman zaman gözlerinden keskin, soğuk bir parıltı geçiyordu. Bu yılki klan toplantısında Huang Xiaolong onun itibarını tamamen kaybettirdi. Kuzey avlusunun kasvetinin aksine doğu avlusu kahkaha ve neşeyle doluydu. Aferin oğlum. Bu sefer babanı hayal kırıklığına uğratmadın. Huang Peng büyük bir kahkaha atarak şunları söyledi. Canlandırıcı. Fazlasıyla canlandırıcı. Ağabeyi Huang Ming'in donuk yüzündeki öfkeli ifadesini düşününce kalbi sevinçle parladı. Ziyaolong. Gel. Annemin sana dikkatlice bakmasına izin ver. Suyan, Huang Ziaolong'u önüne çekti. İnceledi, gülümsedi ve şöyle dedi. Ah, bize ikinci düzene geçtiğini hiç söylemedin. Mon ve babamı bu kadar uzun süre endişelendirdin. Ne diyeceğini bilemeyen Huang Ziaolong sadece gülümsedi. Eğer ebeveynleri onun aslında ikinci dereceden savaşçı olmadığını öğrenirse acaba ne tepki verirler? Ancak Huang Xiaolong, üçüncü düzen savaş kir gücü açığa çıkarsa, gücünü bir sır olarak saklamaya karar verdi. Yaklaşan sorunlar bu kadar basit olmayabilir. Şu anki gücünün ikinci düzen olması. Üç Yang meyvesini bahane olarak kullanarak açıklanabilir. Ancak üçüncü düzenin sonlarındaki zirve şüpheleri artıracaktır ve eğer başkaları onun dövüş ruhlarının süper dövüş ruhları olduğunu bilirse bu Huang klanı üzerinde bir soykırım felaketine yol açabilir. Malikane Huang Xiaolong Doğudaki ana salonda Ailesi tarafından bir süre dırdır edildikten sonra sonunda küçük avlusuna geri döndü. İçeri girer girmez küçük bir figür kollarına koştu. Huang Xiaolong kaçmadı ama gülümsedi ve şöyle dedi. Küçük adam, bu iki günde nereye kaçtın? Bu küçük figür menekşe yutucu ruh maymunudur. Altı ay geçti. Küçük menekşe yutucu ruh maymununun vücudu. Gözlerinin daha keskin olması ve göz bebeklerinin göz kamaştırıcı parlak buz mavisi olması dışında pek değişmedi. Z H I Z H I Z H I Küçük mor maymun, ciyaklayarak ve işaretler yaparak Huang Xiaolong'un omzuna doğru kaydı. Yani, seninle arka dağa bir gezi yapmamı mı istiyorsun? Huang Xiaolong Yarım yıl boyunca bu küçük mor maymunun eşliğinde Huang Xiaolong'un küçük maymunun vücut dilini genel olarak anlayabildiğini sordu. z h i Hızla başını sallayan küçük maymunun yüzüne mutluluk okundu. Tamam hadi gidelim. Huang Xiaolong şu anda pek bir şey olmadığı için başını salladı. Küçük Mor Maymun'la birlikte Huang klanı malikanesinden çıkıp Küçük Mor Maymun'un rehberliğinde tepelik bir alana varırlar. Önünde 10 metreden uzun bir piton belirdi. Devasa bir bara floret pitonu. Huang Xiaolong. Devasa bara floret paytına bakarken istemsizce soğuk havayı içine çekti. Küçük menekşenin onu buraya getirmesinin nedeni nihayet aklına geldi. O engelle başa çıkmak için buradaydı. Huang Xiaolong'u ve küçük mor maymunu fark eden bara floret pitonu aniden başını kaldırdı. İki gözü de Huang Xiaolong'a ve küçük maymuna baktı. Uzun dili bir kez dışarı fırladı ve anında dışarı fırladı. Huang Xiaolong ağır başlı görünüyordu. Bara Floret Python'un dördüncü aşama kötü bir canavar olduğunu söyleyebilirdi. Her ne kadar sadece dördüncü aşama olsa da üçüncü derecenin sonlarındaki zirve için Huang Xiaolong. Hala yüksek riskli olarak kabul ediliyor. Bara Floret Python'un ilk saldırısından kaçan Huang Xiaolong'un silueti yana doğru kaydı ve omzundaki küçük mor maymun havaya sıçradı. Pitonun kafasının üzerine kondu ve iki maymun pençesi aşağı indi. Başına darbe alan barafloret pitonu, acıdan dolayı yüksek sesle çığlık attı. Uzun gövdesini bir hareketle döndüren ağzı, küçük mor maymunu yutmak isteyerek ölümcül derecede genişledi. Huang Xiaolong'un kalbi atmayı kaçırdı ama tam o anda küçük mor maymun Piton'un açık çenesini zar zor geçerek havada birkaç metre rotadan saptı ve Huang Xiaolong'un rahat bir nefes almasına izin verdi. Asura taktiksi çalıştırırken, katliam atmosferi taşıyan siyah iplik aurası ortaya çıktı. Hızla Huang Xiaolong'un etrafında bir katman oluşturarak girdaplar oluşturdu gözleri kan kırmızısına ve saçları tamamen beyaza döndü. Huang Xiaolong hemen saldırmadı. Bunun yerine bir tarafta durdu. Kan kırmızısı gözleri şu anda Menekşe Yutucu Ruh Maymunu ile savaşan Bara Floret Python'u asla bırakmıyordu. Tam piton vücudunu döndürmek üzereyken aniden bir tarafta duran Huang Xiaolong hamlesini yaptı vücudu uzaktan uçarken güneşin altında bir grup kara bulut gibi görünüyordu. Farkında olmadan, Bara Floret Python'un başının altında belirdiğinde Asura'nın kılıçları ellerinde belirdi ve, ellerini sallayarak iki siyah ışık huzmesi hızla geçti. Ağzından bir çığlık kaçtı. Bara Çiçek Python'un kafası yere yuvarlanırken şöfben gibi taze kan fışkırdı ve ancak birkaç dakika sonra tamamen durdu. Gözleri ve saçları yavaş yavaş orijinal durumuna dönüyor ve Huang Xiaolong, Küçük Mor Maymun'la birlikte yanından geçerek bıçakları tekrar kollarına alıyor.